İyi günler. Bu videomuzda ekmek nasıl yapılır onu göstermeye çalışacağım. Yapacağımız ekmek gayet yumuşak, çıtır çıtır fırın ekmeğini aratmayacak bir ekmek olacak. Belki bundan sonra da ekmeklerinizi artık fırından değil kendiniz yapmayı tercih edeceksiniz. Bunun için şöyle bir bardakta su bardağıyla 1,5 bardak suyu yoğurma kasemizin içine koyuyoruz. Koyduktan sonra şeker şöyle bir tatlı kaşığı şeker koyuyoruz. Benim kaşığım küçük olduğu için 2 kaşık attım. Bir de şu kadar tuz. Daha sonra da toz mayamızı içine döküyoruz. Mayamız erisin. Daha sonra yine aynı bardakla, yani şöyle bir bardakla 3 bardak unumuzu kabımıza ayırmıştım ben. Şimdi o unu bu karışımımızın içine dökeceğim. Yavaş yavaş. Hepsini birden boşaltmıyorum. Homojen bir karışım elde etmek için yavaş yavaş boşaltıyorum. Şimdi elimizde yoğuracağız. Hamurumuzu şöyle ortaya topluyoruz. Hamurumuzu ortaya topladıktan sonra mayalanması için dakika bekleteceğiz. Bunun üzerinde streçle saracağız şimdi. Evet, oda sıcaklığında bu şekilde hamurumuz kalacak ve kabaracak. Evet, ben bunun üstüne bir de tencere kapağı kapatıp üzerinde bir bezle örtüyorum. Hiç kımıldamadan bıka bekleyecek. Hamurumuz 3 saatin sonunda kabardı. Şimdi açalım. Normalde 45 dakikayla 3 saat arası değişiyor bu. Bu sefer 3 saate kadar sürdü. 3 saat bekledim. Gördüğünüz gibi bayağı bir kabardı. Kabarcıkları görebiliyorsunuz. Önce bunu bir çıkaralım. Şimdi biraz unumuzu serpeleyelim. Evet. Hamurumuzu alalım. Gördüğünüz gibi tel tel güzel bir şekilde kabarmış. Evet, şöyle yayvan bir şekilde İçindeki kabarcıkları çıkartıp tekrar katlıyoruz. Evet, hamurumuzu İki tane ekmek yapacağım için iki eşit parçaya bölüyorum. Daha sonra fırın kağıdı yerleştirdiğimiz tepsimize
Bu formda hazırladıktan sonra yarım saat tepside mayalanmasını bekleyeceğiz. Yarım saat bekledikten sonra tepsi mayamız hazırlandı. Gördüğünüz gibi hamurlarımız daha da kabardı. Değişik bir forma geldi. Şimdi yandan şöyle sivri bir bıçakla şöyle çizgi çekiyoruz. Şimdi 5 dakika sonra fırınımız ısındıktan sonra fırına koyacağız. Evet, fırınımızı alt üst yanacak şekilde ayarlıyoruz. Derecemizde 220 dereceye getiriyoruz. Ve 5 dakika ısınması için bekliyoruz. Evet, fırınımız hazır oldu. Şimdi fırına koymadan önce ekmeklerimizin üstüne un serpiyoruz. Daha sonra fırınımızı açıp tepsimizi en altın bir üstüne gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Kapağını kapatmadan önce çay bardağı suyu fırının altına döküyoruz. Daha sonra hemen kapağını kapatıyoruz. Ve ekmeğimizin pişmesini bekliyoruz. ...35 dakika oldu. Şimdi artık fırınımızdan ekmeklerimizi çıkartabiliriz. Evet, pişen ekmeklerimizi... ...daha sonra altları nemli olacağı için... ...şöyle ızgara şeklindeki fırın, her fırında bulunan... ...parçaya koyup... ...daha sonra da üzerine... ...bir bez örteceğiz. Böyle biraz nemini alsın. Gördüğünüz gibi ekmekler gayet çıtır, yumuşak. Nasıl esnediğini, ne kadar yumuşak olduğunu, çıtır olduğunu görebiliyorsunuz. Evet, ekmeğimizin içine de baktığınız zaman gördüğünüz gibi gayet yumuşak, çıtır çıtır, güzel kabarmış ekmekler. Afiyet olsun. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.